Arkadaşlar selamlar, yepyeni bir gün ve Vural Junior 2025 versiyonun 4. bölümüyle karşınızdayım dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle serinin mükemmel gidişatı için her birinize kocaman videoya başlamadan teşekkür etmek istiyorum dostlar. Bir şeyler yapmaya başlamadan önce bu videoya da kesinlikle birer like atmayı sizlere zahmet unutmayın dostlar. Şimdiden ellerinize sağlık. Tam olarak şu anda inip like butonuna dokunursanız dostlar gerçekten çok faydalı olmuş oluyor. Bunun için her birinize şimdiden teşekkür ediyorum. Bir de şöyle bir şey söyleyeceğim. Biliyorsunuz ki elimizde sadece Manchester City ve Paris Saint Germain forması var. Bir de Fenerbahçe olduğum için Fenerbahçe forması var. Fakat bu sorunu çözdüm dostlar. Real Madrid forması, Barcelona forması ve Manchester United forması sipariş verdim. Yani önümüzdeki günlerde farklı farklı formalarla bölümlere devam edeceğiz dostlar. Diyeceksiniz ki abi zengin oldun, keşeye döndün maşallah, hani bu kadar forma alır mı? Orijinal değil arkadaşlar, aldım. Yani internete yazdım. Çıkanı verdim, yani orijinal gidip de orijinal sipariş etmedim. Çünkü ne gerek var değil mi, yani mantıken evet. Ama Fenerbahçe formam orijinal tabii, o ayrı mesele. Hepiniz hoş geldiniz dostlar. Şimdi bugün şöyle bir durum var ki dostlar. Bugün UEFA'da artık bir şeylerin, Avrupa Ligi'nde bir şeylerin belli olacağı gündeyiz. Aralık ayını da geçiyoruz zaten, bakayım. Evet, bugün aralığı geçeceğiz bak. Ocağa geçeceğiz söyleyeyim ben size. Şubat'ta bir tane içeride Galatasaray maçımız var. Onu oynayacağız. Galatasaray çelme takmaya çalışacağız doğal olarak. Çünkü liderlik koltuğunda devam ediyor ve farkı bayağı açtılar. Ve ardından dostlar Mart ayı var. Bak ben size bir şey diyeyim mi? Bugün Trabzon'u da attı. Bak bugün Nisan ayına kadar dostlar bölüm sürecek. Nisan ayındaki Trabzon maçına kadar oynarız bakın. Nisan zaten sonrasında ne kalıyor? Ben ona bir bakayım da. Önemli maç, önemli maç olarak gittiğimiz için. Sonrasında bir tane iç sahada Beşiktaş maçımız var. Evet, yani bu şekilde muhtemelen Trabzon maçında bırakırız. Sonra zaten transfer dönemi, yeni sezon hazırlıkları vesaire derken, ki şunu hesaba katmıyoruz. UEFA'daki olacaklar da bu arada oynayacağımız yeri, nereye kadar oynayacağımızı değiştirebilir. Yatırım yaparak başlamak istiyorum dostlar. 392 bin euromuz var. Bence iyi bir para biriktirdik, onu söyleyeyim ben size. Bakın bunlara zaten yatırım yapamıyoruz. Spor ekipmanlarına yatırım yap. Giyim markası için hala erken olduğunu düşünüyorum. Restoran zinciri, kozmetik markası olabilir. Restoran zinciri evet çok büyük bir yatırım bizim için ama 45 günlük bir süresi var. Bölüm içerisinde bunun geri dönüşünü alacağımızdan dolayı da olsa 45 gün her türlü oynamış olacağız. Bu yatırımı yaparak başlayalım. Bakalım bize 375 bin dolar kaç para olarak dönecek. Onun haricinde dostlar Vural Junior'ın bence şöyle şu ana kadar 3 bölümde yaptığımız, geldiğimiz duruma bir bakalım. Haftalık 27.500 euro maaşımız var dostlar. Piyasa değerimiz ortalama 49 milyon 500 bin euro. Yani gerçekten artık Avrupa'da takip edilen, bilinen bir oyuncu olmayı başardık. Ortalama gelimiz 80, forvet yaptığımız için öyle, muhtemelen kanata çeksek 83'ü falan gelecek. Bunu yorumlarda bildirmişsiniz bana. Kanattan forvete çektiğin için gen düştü diye. Çünkü ona göre vermiştin demişsiniz dostlar. Doğru, ben onu unutmuştum. Gelimizde muhtemelen şu an 83 falan civarlarında olması lazım kanada çekiyor olursak. Ortalama dostlar 20 maç oynamışız. Bu maçlar içerisinde dostlar 9 gol, 3 asist, 2 sarı kart, 0 kırmızı kartımız var. Yani kariyerimiz, ortalama reytingimizde dostlar 7.8'miş. Bence ortanın üstünde, yani iyi seviyesinde bir kariyer ilerletiyoruz şu anda. Trabzonspor bu arada liderliği almıştı, doğru. En son Trabzonspor dostlar 35 puanla Süper Lig'de liderliği almış. Yani biz 4. sıradayız şu anda. Artık bilmiyorum, yani Fenerbahçe kendi halinde şampiyon olabiliyorsa olacak. Yani olabiliyorsa olması lazım. Onun haricinde biz bir şey yapamayız. Biz zaten çok iyiyiz. Yani şu anda iyiyiz. Varlıklı bir girişimcinin kitabını oku. Evet yapalım. Virtüöz puanı veriyormuş dostlar. 3 okunmamış mesajımız var. Onu da okuyacağım. Satın alınabilir öğelerde bize katkı sunacak almadığımız bir şey kaldı mı? Bizim para da az şu anda ama dur. Yatırımımız bir karşılık versin dostlar. Yatırımdan gelen parayla oradan bir harcama yapalım. Maximen sakatlanmış. Dirsekte kırık. Dirseği kırılmış Maximin'in. 7 hafta boyunca sakat kalacak. Tamam. Bu süre içerisinde artık bilmiyorum, sol kanat yapabiliriz aslında kendimiz diyeceğim de, zayıf ayağı geliştirmemiz lazım arkadaşlar onun için. Yani sağ ayağımızı biraz geliştirmemiz lazım. Onun için de yanılmıyorsam dribbling bölümündeydi zayıf ayak bölümü. Bakın zayıf ayağa basıp tribele at falan diyenler de vardı yorumlarda, onu da gördüm. Burada bir yerde zayıf ayakla ilgili bir şey olacak. Ben yanlış hatırlıyor olamam ya. Zayıf ayak kontrolü burada olmalı. Şutta mıydı ya o zaman? Bir dakika, karıştırdım arkadaşlar o zaman. Zayıf ayak kontrolü. Evet bakın, zayıf ayak. Yani biz bunu da artık arkadaşlar bugün böyle buradan ineriz. Bence artık forvette oynadığımız için zayıf ayağı biraz kasarız. Sağ ayağımızda da pozisyonları bitirebiliyor olmamız gerekiyor bence. Şöyle devam edelim dostlar. Antalya maçımız var. Alex De Souza'nın teknik direktörlüğünü yaptığı Antalya Spor'la maçımız var abicim. Bu arada yeni yıl kutlama muhabbetleri
haberleri de var. Ona bakacağım hemen. UEFA'da Türk takımları olarak dostlar adeta Avrupa Ligi'ni ele geçirdik bildiğiniz gibi. Gerçekten merak ediyorum. Yani sonuçlar neyi doğuracak çok merak ediyorum. Bir yandan onu da takip ediyor olacağız oynarken. Bunu direkt simüle ediyorum arkadaşlar Antalya maçını. Hadi Fenerbahçe. 3-0 güzel. Vural Junior da gol bulmuş. Bak yaşanabilecek en iyi senaryo bu bizim için dostlar simülelerde. Evet güzel bir gün. Gerçekten güzel bir gün dostlar. UEFA maçları gerçekten inanılmaz bir öneme sahip. Ben buradan dostlar zayıf ayağa kadar ineceğim. Tekrardan söyleyeyim. Beceri puanlarımızı verdik. Yeni yıl kutlama muhabbetini virtüöz en çok ne veriyor bu abi? Oo 50 bin dolar... Tamam bir dakika. Zaten daha süresi varmış. 50 bin euroya ihtiyacımız var. Zayıf teknik direktör performansı mı? Hocana yardım etmeye karar. Hocana soyunma odasında dedikodu. Herkesin elinden geleni yapmasına rağmen takımın teknik direktörünün taktiklerini anlamakta zorlandığından bahset. Yok abicim bu olmaz. Ben bunu kesinlikle Vural Junior'a yakıştırmam. Hocanın arkasından takımın teknik direktörün tam arkasında olduğunu ve onun çalışmalarına inandığını internette paylaş. Abi burada ilk defa hocana yardım etmeye karar ver. Hocana yardım etmek için elinden geleni yapmaya hazır olduğunu açıkla. Ben kimim ki hocaya yardım edeceğim. Şu anda bence virtüözden vazgeçip yürekli kasalım dostlar burada. Hocamızın arkasındayız diyelim. Dışarıya şu anda söz vermeye bence gerek yok. Vural Junior'a da yakışan budur bence. Menajer mesajlarımız var. Sosyal medyada teknik direktörünü desteklemek harika bir fikirdi. Bakalım neler olacak. Bak Taner Bey de bunu beğendi. Sağ olsun Taner, bir işe yara be abicim. Bize bir teklif meklif getir ya. Bak transfer dönemi geliyor ya Taner. Yeni ara transfer dönemine giriyoruz şimdi bu arada. Teknik direktör için iyi bir zaman değil. Hiçbir şey söylememenizi veya işleri daha da kötüleşecek bir şey yapmamanızı öneririm. Oo galiba teknik direktör Mourinho'nun yani... Şey sinirli olduğu zamanlardayız arkadaşlar. Diyor ki biz dostlar bir sosyal medya paylaşımı girmişiz. Kendi hesabımızda Mourinho durumu toparlamak için bir plan yaptı ve sahadaki performansımızla bunu desteklemeliyiz. Bu işin bahanesi yok demişiz. Devam edelim hemen. Teknik direktörden e-posta da geldi aynı zamanda, ona da bir bakalım. Kulüpteki herkesin dikkatini, aşağıdaki oyuncular 14 Kasım tamam milli takım bildirimiymiş, sıkıntı yok. Biz bu arada ara transfer dönemi açıldı değil mi? Açılacak şimdi, birazdan açılacak. Bakalım bize bir teklif gelecek mi? Ben bu ara transfer döneminde geleceğini düşünmüyorum ama yazın. Yani Mayıs'tan sonra muhteşem tekliflerin bizlerle olacağına inanıyorum dostlar bir yandan. Devam edelim. Göztepe maçımız var deplasmanda. Gerçek hayatta 2-2 bitmişti. Bakalım ne olacak. 2-1 kazandık. Tadiç bir gol atmış sayılmamış galiba, öyle bir işaret. Sonra üstüne bir tane daha atmış. Evet takımda moraller yüksek dostlar. Herkesin yüzü gülüyor gördüğünüz gibi. 2 tane simüleden maçta kazanmış olduk. Ve sıra geldi dostlar Athletic Bilbao maçına. Bu maçı kesinlikle oynayacağız bu arada, onu söyleyeyim. %100 olarak bu maçı oynayacağız. İçeride oynuyoruz. Bu arada yorumlar. Şöyle bir şey görmüştüm. Eğer ki koreografiyi görmek istiyorsan otomatik kaydet ve çık dedim bakalım. Kendini offline konumuna getir diyorlardı, tamam mı? Şimdi ben mesela burada offline'ım ya. Bağlanma bak, zaten offline'ım ki ben şu an. Dur bakalım belki görürüz. Aa çevrim dışı, evet çevrim dışı oynaya bastım. Şu anda çevrim dışı oynuyorum. Antrenmanı basalım. Dur bakalım arkadaşlar, yorumlarda öyle bir şey gördüm. Bir de 3 bölümün 3'üne de utanmadan sıkılmadan bir şey yazan bir kardeşim var. Çok da like alıyor bu yorum. Buna bir cevap vermek istiyorum. Muhtemelen izliyor. Arkadaşlar bu videoya da yorum atarsa o kardeşimiz lütfen bu dakikayı ona işaretleyin ki izlesin. Belki izlemeden atıyordur. Şey yazıyor sürekli. Abi serileri final yapmadan değiştirme. Bunu Minecraft için söylüyor ve yaz boyunca biz bu kanala Minecraft attık. Abi ben gülüp geçerim buna yani. Özür diliyorum ama bu kanalda zaten sevdiğiniz şeyler yapılıyor. Bu konuda haksızlık ettiğini düşünüyorum kardeşim. Yani çünkü 40 bölüm mü ne attık yani, lütfen rica ediyorum. Arkadaşlar sizin gerekli cevapları vereceğinizi düşünüyorum. Yağmurlu hava bu arada sürekli kısaltacağım, en son uzun unutmuşuz. Şimdi geri dönüp bir bu maçın önemine bence hatırlayalım. Çünkü puan sıralamasına bakmak istiyorum. Athletic Bilbao maçı neden çok önemli dostlar? Çünkü Galatasaray, Beşiktaş ve Fenerbahçe olarak ilk 4'teyiz Türk takımları olarak. Ve buradan alacağımız 3 puan dostlar direkt Nice'ı da geriye atabilir. Ve ilk 3'ü komple ele geçirebiliriz. Yani inanılmaz gidiyoruz abi. O yüzden Avrupa Ligi maçları şu anda hayati önem taşıyor. Galatasaray ile Beşiktaş'ın da ne yapacağını çok merak ediyorum. Onların da maç sonuçlarına dostlar bakarız ve... Günün ilk maçı dostlar. Arkanıza yaslanın. Hala like atmadıysanız birer like atmayı unutmayın ve başlayalım. Bakalım geliyor mu koreografi? Hadi be lütfen ya. Gel abicim ya, bir kere bile görmedik ya. 4-5 gündür oynuyoruz, bir kere bile görmedik. Yok yine gelmedi arkadaşlar. Gelmedi yani. Ben yapacak bir şey bilmiyorum şu anda. Neyse. Evet koreografileri dostlar yine göremedik. Athletic Bilbao maçı. Mutlak 3 puana ihtiyacımız var. Sebastian Szymański. Vural Junior verdi alt tarafa. İrfan Can kahvecinin önüne doğru. İrfan Can Vural Junior'la oynadı. Vural Junior topla ilk buluşması, kaleye baktı. Aslan dışarı ya.
Hava yağmurlu olduğu için dikkat etmek lazım. Abi ben hızlı yani atabilirsek Bilbao da aslında çok da iyi bir kadrodan oluşmuyor bana. Ben de bütün takımları küçümsedim bu ara ama hızlı 3 puan devam etme kararındayım. Galatasaray maçına kadar bundan sonra bütün maçları da simüle etme kararındayım, onu söyleyeyim. Tabii UEFA maçlarını takip edeceğiz neler oluyor diye durumları. O yüzden bu maç bir 3 puan çekelim. Bir keyfimiz yerine gelsin abicim. Offside mı? O değil mi? Ha, offside. Offside tuzağı yaptılar çünkü. Bütün savunma bir anda öne çekildi, gördünüz mü? Acilen gole ihtiyacımız var. Çünkü bu maçlarda dostlar bir anda yiyorsun. Ooo, step over falan inanılmaz. Evet ya, bu arada top kaleye girdiğinde ağlardan düşen yağmurları gördünüz mü? Oraya dikkat edin. Yani bir anda yiyorsun dediğim olay bu. Evet, biraz ciddiye alalım. Ciddiyet abicim, hadi. Szymański. Vural Junior. Ryan Kent. Bu arada Maxim'in eksikliği nasıl belli oluyor, farkında mısınız? Szymański. Vural Junior. Ceza sahası alanında. Vural Junior savunma. Son anda müdahaleye, baskıya gideceğim. De boşuna yormama gerek yok, bir dakika. Şu anda maçın ilk zamanları. Sakin. Moral bozmaya gerek yok. Moral bozmanın hiç lüzumu yok. Offside'da. Verdim aşağıya İrfan Can'ın önüne. Bak yağmurdan dolayı top nasıl gitti, gördünüz mü? İrfan bir daha önümü gör. İrfan sen onu oradan geçirebilecek bir adamsın ama ya. Yani biraz gerçeği simüledin. İrfan o pası atar ya. Of, çok iyisin İrfan. Önüme doğru şimdi havadan. Çok iyi. Vural Junior ceza sahasında. Son anda kaleci Ryan Kent tamamlıyor. Muhteşem bir organizasyon. Lan ne yapıyorsun? Ryan Kent gol attın diye. Allah senin ne yapmasını. Arkadaşlar pozisyon muhteşem, fakat Ryan Kent, evet, uzun zamandır kendisini sahalarda göremediğimiz için yani ağlarla ilişkiye mi girmeye çalıştı, ne yaptı? Tövbe estağfurullah, ne oldu orada anlamadım. Ya sen bir daha gol atma diyorum Ryan Kent'e, biz yine yeneriz diyorum. Tribün coştu bu arada. 1-1 oldu maç. İlk yarıdan 1-1 bulmamız süper oldu. Şimdi hemen hızlıca 2'yi bulursak moralleri düşürürüz abi rakipte. Aman. Hızlıca 2'yi onlar mı bulacak? Oha. Atletik Bilbao iyiymiş lan sanki. Ben kadroda çok tanıdık isim göremiyorum ama takip etmediğim yerden mi geldi kadro? Bilemedim. Osterwolde. Maxim'in eksikliği çok belli bu arada. Ryan Kent. Vural Junior bir duvar pası. Vural Junior şık bıraktı. Ryan Kent. Osterwolde. Aaa, offside. O servo da tekte yani. Tiki taka be kardeşim. Tiki taka. Mourinho söylemiyor mu tiki taka yapmamız gerektiğini o bölgede? Üçgenler kura kura gideceğiz işte. O servo da Williams, dikkat edelim. Williams. Oh, yüreğimiz ağzımıza geldi yani, var ya harbiden. Yani Allah'tan bir kaza olmadı. İrfan pas hatası. Evet. Alfonso Moreno muydu? Öyle mi okunuyor? Molero öyle okunuyordu galiba. Sıkıntı yok. Ben 1-1 girmeye razıyım devreye bu arada. Ben neredeyim ya? Tamam, sıkıntı yok. Halledeceğiz ya. Bu maçı çözeceğiz abi. 3 puanı alalım. Şu Avrupa Ligi'ni bir ele geçirelim ya. Guru Gazeta. Oğlum tanımıyorum ha ben birçoğunu bu arada. Williams. Williams'ı tanıyorum sadece. Abi yapmayın ama beyler. Oha! Allah'tan adam mal. O kadar getirdi çekti. Şuta bak sonrasında kafayı yersin. Molero'yu aldı hoca. Dakika bir bak. İlk atak Santra'yı yaptılar. Gol atıyorlar diye yemin ederim ha. Rodrigo Becao. Osterwolde. Hadi getirin oğlum. Bir güzel getirin şu topu. İsmail Yüksek. Osterwolde bravo. İtme var orada hocam ama. İki eliyle itti. Yükleme var ya. Williams. Çıkamadık maalesef. Beğedik galiba. Aa, çok kötü vurdu. Şutu bir mi abi bu adamın? İlk golü de böyle attı bu arada. İrfan kötüydü, yedi. İrfan tutabilirdi ilk golü de. Allah'tan öyle, neyse ki. Şu an ses etmiyorum. Of, çok iyi pas. Yağmurda çok iyi gidiyor paslar. Bıraktım önüne şimdi Osay Samuel'in. Vural Junior ceza sahası alanına girdi. En arkaya gönderdi Osterwolde. Yani oradan da kafa atın. Gerçi öyle bir golü var Osterwolde'nin, orası ayrı mesele de. Keşke kafayla önüme indirseydi ya. Bir dakika. Onun avradını. Tamam. Of, çok iyi. Lan gibi geçse var ya. Girdik araya. Vural Junior. İrfan'ın koşu bekliyor İrfan'dan. Ah, bir geçse o top. İkinci pozisyon. Hata geldi. Vural Junior ceza sahası alanına giriyor. Vural Junior. Hatayı affetmedi Vural Junior. Bu sevince gel diyecektik, unuttum, tamam.
Gol sevinci ayarlayacağım arkadaşlar. Bu da iyiymiş değil mi böyle? Vuralcı bir hatayı affetmiyor. Orada sanırım stoper değil mi? Stoper bir hata yaptı. Tekrar bize verdi topu. Affetmedik. Güzel sürdük topu bu arada. Ben yağmurda oynamayı çok beğendim abi. Top böyle yavaşlıyor. Bence çok iyi ya. Çok iyi paslar falan atılır bak. Gerçekten diyorum size. Abicim girsene araya. Gir araya. Gir gir. Alo savunma. Ciku. İzleme adamı ya. Abi İsmail ama beyler bak zorla gol yemeyin ya. Yapma yapma yapma. Aman 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 aman. Oğlum. Allah'ım sabır ver. Dakika 82'ymiş. Tamam sıkıntı yok. Bekle şimdi. Bekle bekle bekle. Ver ona. Bana ver. Biraz bunu yapacağız abi. Yapacak bir şey yok. Ciku. Önde baskı yapıyorlar bu arada. Osaye'ye. Şimanski. Vural Junior önüne bıraktı. Vural Junior bir hata daha bekliyor savunmadan. Vural Junior savaşıyor. Olmadı. Dakika 87. Geriye geçeceğim bu arada. Koşacağım. Savunmaya yardım lazım. Vural Junior da geldi savunmasına yardımcı. İndirirsiniz oğlum. Bravo bizde o. Nereye attın? Oğlum kontrol etsene Şimanski. Dakika 90 artı 1 son atak. Gireceğim onun ayağına. Allah. Oo. Attım oğlum bizim bitisi. Hayır lütfen lütfen. Hayır. 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 İrfan bravo. Allah kahretsin. Bizim bitisi olmayı indirdim. Adamın ayağına girdi giderken bizim sağ stoperle belki komple yıktım ya aşağına salayım. Neyse ki 3 puan arkadaşlar. Evet. Bu nasıl bir başlangıç abicim? Bu nasıl bir başlangıç? Tamam şimdi diğer maçların sonuçlarına bakacak olursak dostlar Galatasaray ilk defa yenilmiş. Galatasaray ilk defa yenilmiş ve galiba adı sanı belli olmayan bir takıma yenilmiş. Ya da lisanssızlardan da olabilir bu arada onu da söyleyeyim. Bu arada ligde dostlar hala 4. sıradayız ama Beşiktaş birinciliği almış. Ama Beşiktaş, Galatasaray, Trabzon 3'ü de aynı puanla 1-2-3. Sıradalar. 34 puanla da 2 tane winimiz var bildiğiniz gibi videonun başında simülasyonda. 34 puanla da biz abi lig inanılmaz çekişmeli gidiyor. Şimdi hemen UEFA'nın sıralamasına bakacağım. Avrupa Ligi'nin sıralamasında dostlar 3. sıraya yükselmişiz. Nice 2. sıraya yükselmiş. Beşiktaş bir geri düşmüş. Yalnız biz Galatasaray'dan 1 puan eksiyiz. Nice de bizden 1 puan fazla. Galatasaray'la aynı. Okey. Şimdi hazır sahada 11'i fullemişken dostlar ben takvimden hızlı bir ileri saracağım. Çünkü çok boş maç var şimdi önümüzde. Win-win devam ederse çok iyi olur takım. Yani kısmet artık yapacak bir şey yok. Bak şuraya kadar boş. Bunu oynayalım. Buraya kadar boş. Evet buraya kadar simüle ediyorum dostlar. Hızlı bir şekilde. Gaziantep Spor karşısında ne yapıyor Fenerbahçe? Bakıyoruz. 3 puan gelir mi? 1 puan geldi. 1-1 beraberlik. Biraz üzücü. Göztepe maçı geldi. İçeride. 3-2 güzel. 3 puan geldi buradan. Çok iyi. Çok iyi. Bu arada İrfancan bir şey seçilmiş. Bir şeyler olmuştu gördüm. Yine Alex De Souza'nın Antalya'sı. Bu arada önümüzdeki günlerde zaten öyle bir zaman olacak. Deplasmana gideceğiz. Abi ben size bir şey diyeyim. Biz yedek düştük de ilk 11'e 2-1. Güzel güzel güzel. 3 puan da buradan aldık. Dur. Acilen dur kanka. Çok geri attın beni ilk 11'den ya. Yeni oyuncu geldi. Kim geldi lan? Yeni transfer kim geldi? Birisini almışız arkadaşlar biz. Fabrizio Romano yine ortaya çıkmış tabii ara transfer dönemi olduğu için. Fabrizio Romano haberleri giriyor arkadaşlar. İşte bu kadar. Kesinleşti. Bayern Münih Jota ile anlaştı. Diego Jota Bayern Münih'e gitmiş. Şimanski son zamanlarda Fenerbahçe adına harika bir performans sergiliyor. Menajer mesajlarına bakalım arkadaşlar hızlı bir şekilde. Doğum günün kutlu olsun. Bizim doğum günümüz varmış. Hiç önemli değil. Fenerbahçe hedeflerine yönelik ilerlemeni inceledim ve tatmin edici görünüyor. Böyle devam et ve elinden gelenin en iyisini yap diyor. Tamam kardeşim. Peki yapıyoruz zaten yapıyoruz. Biz bu arada Lyon maçına yedekten gireceğiz. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Galatasaray maçına kadar biz tekrardan 11'i kazanırız bu arada. Onu ben size söyleyeyim. Umarım artık yani şey göreceğiz. Artık koreografi göreceğiz diye düşünüyorum. Çünkü içeride o maç. Tamam antrenmanımızı yaptık. Şöyle bir bakayım 3 puan da oradan geldi. Tamam her türlü bence alırız ya. Antrenman basa basa gidersek alırız. Yatırımımızın da bu arada bize geri dönmesine az kaldı. Biz zayıf ayaktan devam. Yani burayı kasmamız gerekiyor. Tamam bunun için 2 puana daha ihtiyacımız var. Puanı biriktirelim abi harcamayacağım. Tam maç üzeri dostlar yatırımımızın geri dönüşünü almaya hazır olduğunun haberini alıyoruz ve 300 bin euro yatırmıştık. 270 bin euro. 30 bin euro zarar ettik buradan. Ama sıkıntı yok arkadaşlar. Olabilir. Sonuçta ticaret bu yani. Ben buradan abi bize şey yapan, artı veren her şeyi satın alma fikrindeyim. Hasır parayı biriktirmişken bize buslayacak her şeyi dostlar. Buradan bakın gördüğünüz gibi satın alacağım. Aldım galiba. Neredeyse hepsini aldım. Tamam şimdi yedekten giriyoruz dostlar. Maç 0-0 iken alıyor bize hoca. Güzel. Dzeko'nun yerine giriyoruz. Hadi bakalım. 62. dakikada giriyoruz. Direkt gol atıp maçı çözeceğiz bence. Hadi. İlk 11'deki yerimizi de alalım. Galatasaray maçı geliyor abi. Lig için bizim için çok önemli. O Yuvançin diye yeni bir şeyimiz var. Stoperimiz var galiba. Maxi geri dönmüş.
Ulan önüme nasıl kaydın öyle ya? Osay Samuel verdi pasını Vural Junior. Vural Junior döndü. Bıraktı İrfan Can'ın önüne. İrfan Can geliyor. Vural Junior da bir yerden geliyor. İrfan Can da geliyor. Vural Junior çok koştu. İrfan Can atamadı önüne. Şivanski. İrfan Can tekrardan. Vural Junior. Vural Junior. Ceza sahası alanına girdi. Vural Junior savunmayı arkasına aldı, gezdirdi. İkinci post iki hamlede aldı. Kaleci maalesef iki hamlede alıyor. Var ya, omuz falan koyabiliyoruz he artık. Bak bunu yapamıyorduk. Omuz koyarak döndüm orada, biliyor musun? Böyle gelişimler var ya, çok güzel oluyor ya. Kovalıyorum biraz arkadaşlar. Çünkü süre ilerliyor. Golü bulmamız gerekiyor. Yemeden bulmamız gerekiyor. Tabii Beşiktaş'ta Galatasaray'ın da UEFA maçları başladı. Onları da takip edeceğiz maç sonunda. Osay Samuel, İrfan Can, Osay. Vural Junior'a şık pas Osay'den. Vural Junior savunmayla mücadele halinde, alamadı. Ama hata yaptırdı, güzel. Baskısı sonuç getirdi. Dakika 72. Osayi, hoca offside yok dedi, güzel. İrfan, Vural Junior ceza sahasına göndermek istedi. Güzel, Maxi kaptı. Maximen! Oho! Oğlum bu adam ne lan? Alan Said Maximen! İnanamıyorum bu adama ben. İnanamıyorum ya. Gerçekten inanamıyorum. Zor pozisyonda, arkası dönükken bitiriyor. Gerçek bir kalite. Abi Maxi bayağı iyi lan, Maxi o zaman yani. Yani baksanız abi, şu pozisyonu bitirdi ya adam. Bak 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 bak. Oha oğlum, böyle bir bitiriş mi var bu arada? O nasıl bir bel? O belin nasıl döndü öyle ya? Mourinho gördüğünüz gibi bu şekilde seviniyor. Güzel, 1-0'ı buluyoruz dostlar. İrfan çıkıyor bu arada o esnada. Şimdi amaç tabii daha fazla gol atmak ama yemeden tamamlamamız bizim için yetecektir. Yani 1-0 olsun bizim olsun diyorum ben ama tabii ki gol bulmamız, UEFA, her UEFA maçında gol atmış olmamız mesela çok önemli olurdu ama tabii çok zor. Kısmet olmuyor. Aa, Zaha burada. Wilfried Zaha, eski bir dost. Ulan Zaha, seni ne istemiştim ya. Gittin Galatasaray'a gittin ya. Amrabat, Şimanski, Osay Samuel. Vural Junior'la oynadı. Vural Junior savunma çok kapalı. Opsiyonlarına baktı. Tekrardan geri döndü Amrabat. Osay Samuel. Vural Junior'a verdi. Vural Junior kaleye baktı. Mükemmel plase. Bak çok iyi vurduk bu sefer ama kaleci inanılmaz güzel uzandı. İnanılmaz. Çok güzel uzandı kaleci. Şimdi Mancini. Yeni transfer Mancini. İsmail Yüksek. Osterwolde. İsmail. Bir daha Osterwolde. Maximen. Alan Saint Maximen. Vural Junior ile oynadı. Vural Junior ceza sahasında. Vural Junior karıştırdı oraları bir. Maalesef etkili vuramıyor. Baskı bu arada. Baskı yapıyoruz önde. İrfan. Oy, bir kapsa var ya İrfan. Bir kapsa var ya orada. Şimanski. Bravo Şimanski. Girdi araya. Bana bırakmaya çalıştı da olmadı. Ne oluyor oğlum orada? Wilfried Zaha. Ah lan Zaha. İyi topçusun da olmadı seninle. Hayır hayır hayır. Lütfen 87'de yemeyelim Zaha. Son anda dışarıya. Dakika 90 dostlar. Maç böyle biterse çok iyi olacak bizim için. Bir kaza yaşamayalım. Gol bulamadık ama olsun, sıkıntı yok. Bir önceki maç atmıştık galiba. Tamam, rakip de zaten geriye döndü. Hoca bitirdi. Artı 3 puan da buradan alıyoruz. Hemen diğerlerinin maçlarını görmek istiyorum. Şöyle Beşiktaş 1-1 berabere kalmış. Bu üzücü bir haber. Atletik Bilbao ile berabere kalmış bu arada. Şuradan bakacağım. Ooo, birinciliği aldık UEFA'da. Güzel. 17 puanla dostlar şu anda birinci sıradayız. Tamam, şu an Galatasaray maçına kadar gönlümüz rahat bir şekilde antrenmanlı simülasyon yapabiliriz dostlar. Galatasaray ile Beşiktaş 5 ve 6. sıraya düşmüş. Bu biraz kötü bir haber. Süper Lig'deki puan durumuna bakalım şimdi bir de. Beşiktaş 1. 45 puan. Galatasaray 2. 42 puan. Fenerbahçe 3. 41 puan. Trabzon 4. 39 puan. Oğlum bu nasıl lig lan? İnşallah gerçekte de böyle. Ya herkesin böyle aynı puanları falan olur. Evet, biz şimdi dostlar hızlı bir şekilde bir takvimimizi bir gözden geçirelim. Bakın bu şekilde dostlar takvim. Burada aynen Galatasaray maçına kadar abi antrenman artı ilerle. Antrenman ilerle. Tamam, mesela Hatay maçı geldi abi. Aa, Torreira Arsenal'a mı gitmiş? Ana, Torreira Arsenal'a gitmiş. Oraya Kino Linder'ın yoruma bak, heyecanlı, büyüklü küçüklü yazmış. Oha, King Roman altına vasat yazmış. 41 milyon euroya mı gitmiş bir de? Yuh yuh anasını satayım. Tamam, şimdi antrenmanımızı yapalım arkadaşlar. Hızlı bir şekilde ilk 11'deki yerimizi almamız gerekiyor. Çünkü Galatasaray maçında oynamak istiyoruz. Önemli bir maç olacak. Sonuca geçiyoruz. Yedekten girdik. 2-0 yenmişiz. Gol bulamamışız ama olsun. Zaten yedekten girmiştik. Beşiktaş bu arada 3-0 yenmiş. Tekrar bir UEFA maçı zamanı. Takımı tanımıyorum bile bu arada.
Norchland mı lan bu? Yok. Kim lan bu? Tanımıyorum arkadaşlar. Bu takımı bilen var ya, harbiden uzaylıdır. Yani özür dileyerek söylüyorum ama ben bilmiyorum. Maç gününe gittik. Yine yedekten giriyoruz. Maç 1-0 iken giriyoruz. Jacko'nun yerine giriyoruz. Bakalım ne olacak? 3 puan çok iyi olur. Güzel. Bak 82'de Vural Junior dostlar maçı getiren golü atıyor. Bu çok güzel bir şey bizim için. Evet, transferin bu arada son günü. Kazandıran gol atıldı diye de başarım var gördüğünüz gibi. Şimdi zayıf ayağı geliştirdik. Artık dostlar soldan da sağdan da plase deneyebiliriz. Zayıf ayağımızı çünkü geliştirdik abicim. Ben dribblingden devam edeceğim. Dribblingi bir yandan fullemek istiyorum. Şöyle transferde ileri saralım bakalım. Transferin son günü. Sizle ilgili bir şey olmayacak muhtemelen. Süper Lig'den var mı söylentiler, haberler falan? Trabzonspor'dan kiralık giden bir oyuncu var. Feyenoord'dan Arsenal'a giden bir oyuncu var. Başka bizi bağlayan bir haber var mı diye bakıyorum. Sanırım bu saatten sonra gelmez. O yüzden ben bunu direkt ileri saramıyor mu ya full? Neyse saat saat gidelim, sıkıntı yok. Emre Mor dostlar yabancı bir Rennes mi o? Rennes'in simgesi miydi o? Emre Mor kiralık gidiyor. Ulan gerçeğe ne kadar benziyorsun oyunu ya. Fabian Ruiz Paris Saint Germain'den Villarreal'e gidiyor. Martinez Manchester United'dan 50 milyon euroya Barcelona'ya gidiyor. Evet, artık son saatler transferde. Manchester City birini çekmiş, Scalvini. İlk defa görüyorum bunu da. Ve transferin dostlar son saati de bu şekilde dolmuş oluyor. Çaykur Rize maçımız var. Simüle edeceğiz, bakalım ne olacak. Hemen antrenmana çıkalım. İlk 11'deki yerimizi zaten aldık Galatasaray maçından önce. Bu güzel oldu. Sonuca geçiyoruz. 3 puan gelirse çok iyi olur. Ligde bence, evet bak buradan da 3 puan geldi. Bence ligde şu anda olumlu şeyler olmuş olabilir. Diğer takımlar ne yapıyor bilmiyorum ama ligde şu an bir şeyler bizim için. Aa, basın röportajı. Ne oluyor lan? Kulüpteki birlik beraberlik. Yürekli, virtüöz. Virtüöz basın. Bir dakika, 3 gün sonraymış, tamam. Basın röportajını kabul etmeye ne dersin? İmajın için iyi olur. Taraftarlar perde arkasında bazı gelişmeyi öğrenmeyi severler demiş. Tamam, katılacağım. 3 gün sonra katılacağım. Sıkıntı yok kardeşim. Ha, Türkiye Kupası maçıymış zaten Rize ile olan. Tamam, sıkıntı yok. Bizim gelişimimize katkı sunduğu sürece hiç problem yok abicim. Maç günü diyelim. Bunu simüle edeceğiz. Sonra Süper Lig'e bakmak istiyorum artık. Elenelim ya Türkiye Kupası'ndan. Elenmedik de nasıl satayım. Neyse. Tamam, basın röportajını şu anda verebiliyoruz. Evet, virtüöz şeklinde uygulayacağım arkadaşlar. Çünkü biz o kişilik gelişimine roketi takmak istiyoruz. Konya maçı. Bunu da simüle ettikten sonra bakacağım ligdeki puan durumuna. Antrenmana devam. Seviye kasalım bir yandan. Evet, 21 seviye dostlar ve 3 beceri puanı daha geldi. Beceri puanlarını hemen atayalım. Dribbling'den devam edeceğim bu arada, onu söyleyeyim. Beceri hareketi, evet bunu almak istiyorum. Tamam, artık bu arada daha fazla skill kullanabiliriz. Size geçen günlerde bahsettiğim skillleri deneyebiliriz. 3-0 yendik simülasyonda ve bir tane golümüz var. Muhteşem bir haber bak. Takım bir form tutmaya başladı, fark ettiniz mi? Aralıktan sonra dostlar form tutmaya başladı bak simülede. Farkındasınız değil mi onun? Acaba gerçekte de mi böyle olacak lan? İlk başta çok kötüydü, şu an gelene geçene patlatıyoruz. Dur bakalım hele. Evet, Fenerbahçe bu arada Süper Lig'de dostlar 50 puanla liderliği almış. Hemen altında 48 puanla Beşiktaş, hemen altında 46 puanla Galatasaray var dostlar. Hayda, bak işler karıştı. Bak oynamıyorum da arkadaşlar, simüle ediyorum gördüğünüz gibi. Ya beraber bir simülasyon izliyoruz şu anda, öyle düşünün ve Galatasaray maçı zamanı geldi. Evet, işte maç bu. Kadıköy'de oynanacak ve maç bu. Hadi bakalım. Merakla beklenilen o büyük derbinin ikinci devredeki versiyonu geldi dostlar. İlk devrede Ramspark'ta oynamıştık. Şimdi Kadıköy'deyiz. Bakalım neler olacak. Gerçekten bu maç için çok hazırlandık. Çok bekliyoruz. Süreyi de arttıralım bu arada. Evet, 5 dakikaya çıkarttım dostlar devre süresini. Bakalım nasıl bir maç olacak. Ne olur koreografi. Hadi Kadıköy. Hadi koreografi be kardeşim. Hadi. Allah kahretmesin. İzletmedi ki yine. Yani var ya ulan, oyuna bir şey eklediniz göremiyoruz ya. Bu ne, hava böyle öğlen mi oynanıyor bu maç? Maç öğlen oynanıyor. Ezeli rakibimiz Galatasaray karşısında. Mükemmel maç başladı şimdi. Vural Junior, İsmail Yüksek, Sebastian Szymański. Szymański verdi. İrfan Can çok şık bıraktı. Osay Samuel. Samuel ceza sahasına sürükledi. Vural Junior ile oynadı. Son anda Abdülkerim. Abdülkerim ile öpüştük neredeyse, gördünüz mü onu? O neydi öyle lan? İnanılmaz bir çarpışma yaşandı. Victor Osimhen. Osimhen maskesiyle sağda yine. Victor Osimhen. Verdiği alt tarafa çok şık bas ama biraz hızlı. Bu arada Livakovic harbiden gitmiş ya. Bizim kalede bir İrfan var. Daha sezona başlamadan önceki transfer döneminde gitti. Hatırlıyorsunuz değil mi? Biz öyle bir şey gördük de üstünde düşmedik o haberin. Amrabat. Oo, pas hatası. Ne oldu, oyuncuların ismi gitti ya? Niye öyle bir bug oldu? Yo arkadaşlar, bug'dan dolayı. Açık halbuki, bug'dan dolayı öyle. Düzelir. Şimdi gol mol olursa düzelir. Yemeyelim de. Osimhen son anda İrfan. İrfan son anda kurtarıyor. Şimdi Galatasaray bir köşe vuruşu kazanıyor Kadıköy'de. Dries Mertens topun gerisinde. Heyecan verici, nefes kesici o maç. Mertens köşe vuruşunu kullanacak. Mertens kesti.
O kimdi? Aa, düzeldi tam bak, isimler düzeldi. İrfan Can, Vural Junior'ın önüne doğru. Osayi'de kaldı. Osayi Samuel, Vural Junior koşu. İrfan sakın bana atma, sakın bana atma. Osayi, Vural Junior, Szymanski ile oynadı. Sebastian Szymanski. Offside bence. Evet. Bak Süper Lig'deki puan durumu. Oha, Beşiktaş bizi geçmiş. Beşiktaş bir yandan şey aldı, galibiyet aldı. Yalnız bu maçtaki 3 puan çok önemli. Galatasaray'ı geri atmak için çok önemli derken Victor Osimhen. Yalnız Galatasaray yenerse de bizi geri atmak için çok önemli onlar için de. Sıkıntı bu maçın sonucu. Gerçi daha tabii ligde daha çok maç var ama bence hayati önem taşıyor. Uf, Abdülkerim beni niye geçirmiyor hiç? Abdülkerim müsaade etmiyor ki oynayalım arkadaşlar. Bu E Aydın kim ya? Yeni transfer var ha. E Aydın kim? Arkadaşlar yazar mısınız E Aydın kim? Vural Junior. Oo, benim var ya benim. Benim performans çok kötü. Victor Osimhen bıraktı. Yunus Akgün çok kötü vurdu Yunus. Çok kötü vurdu. Kendine kızıyor Yunus. Mutlak gol şansı. %100'ün üzerinde gol şansı. İşte simülasyonda kaçıyor. Gerçek hayatta olsa kaçmaz Fenerbahçe'ye karşı öyle pozisyonlar. Geçen gördük. Maximen şık bıraktı. Vural Junior, yanında Davinson Sanchez var. Sanchez kazandı bu eşleşmeyi maalesef. Galatasaray'ın savunma çok iyi şu an. Bizi iyi kapatıyor. Victor Osimhen verdi Barış Alper Yılmaz. Barış Alper tekrardan Osimhen. Bir daha Barış Alper. Barış Alper kanattan süzülmeye çalışıyor Osimhen. Victor Osimhen bıraktı. Mertens karşı karşıya. Mertens ayak dışıyla bunu bitiriyor. Abi nasıl öyle baş başa kaldı kaleciyle ya Mertens? Muhteşem bitirdi Dries Mertens. Ona gelen pas bence golden daha güzeldi. Ayak dışıyla attı. Bizim için kötü bir haber ama çözmeye çalışacağız. Maximen, Vural Junior'la oynadı. Bir kez daha Maximen. Maximen gidiyor. Maximen. Allah kahretsin. Vural Junior'a verdi. Vural Junior, Szymanski boşta. Atamadı ona İsmail. Szymanski, Sebastian Szymanski son anda günah. Sebastian Szymanski. Vural Junior pas istedi. Maximen kesti. Vural Junior ceza sahası alanına bakıyor. Vural Junior çok kötü vurdu Vural Junior. Çok kötü vurdu. Szymanski iyi vurdu da biz kötü vurduk ha. Kaan ayağını önde basacağız. Basamadık. Direkt çıktılar. Barış Alper, Victor Osimhen. Osimhen hızlandı. Verdi Barış Alper. Osimhen aynı zamanda içeriye koşu gösteriyor. Barış Alper. Barış kesti Osimhen'e doğru. Ciku. İsmail indir. İndirdiği yerde bizden kimse yok. Bir kez daha kazandık topu şimdi. Vural Junior. Ah, offside. Allah kahretsin. Barış Alper şimdi tekrardan oynayamıyoruz ha şu an. Ciku, Vural Junior. Alt tarafa verdi İrfan Can Kahveci. Orada bir boşluk var. İrfan Can, Abdülkerim mahvetti bu bigumimizi. Abdülkerim konuşamıyorum. Osimhen gelemedi Osimhen. Güzel. Geleme. Hep böyle geleme Osimhen. Szymanski. Aa abi bu çok kapalı ya. Oğlum bayağı kapalı ha. Mertens uzaklardan İrfan Can. Sürpriz bir plase. Mertens'ten sürpriz bir plase. İnanılmaz. Osterwolde. Szymanski geçmedi o top. Bir kez daha Mertens. Osimhen. Victor Osimhen. Ceza sahası alanına girdi. Osimhen bıraktı Yunus. Bir kez daha Osimhen. Osimhen yakın direğe İrfan Can. Ne oluyor oğlum lan? Ne oluyor? Atak üstüne atak yiyoruz. Bizim bir tane Szymanski'nin şutu var. Onun harici yarattığımız bir tehlike bile yok. Dikkat etmeliyiz. Şampiyonluk yarışında çok önemli. Onu söyleyeyim bu. Mertens kesti şimdi. Abdülkerim İrfan! İrfan Can! İrfan Can gerçekten bizi hayatta tutuyor. 2-0 olsa çok zor. İrfan Can hayat öpücüğünü verdi Fenerbahçe'ye. Osay Samuel şimdi kontrol ataktayız. Vural Junior'ın önüne gönderir mi? Offside olabilir ya. Osay'ı atama artık ya. Oğlum Allah Allah. Bir saat durma ama ya. Çok güzel ataktı İrfan Can. Vural Junior'la oynadı. Vural Junior sinirlendi uzaktan vurdu. Mal mısın nesin Vural Junior sen? Malsın sen, malsın. Bir anda gaza geldim arkadaşlar. Niye öyle bir gaza geldim bilmiyorum. Panik yaptım. İsmail Yüksek gibi panik yaptım. O ne? Devreye 1-0 geride gidiyoruz. O da yani İrfan sayesinde 1-0 gidiyoruz. Yoksa çok mutlak goller kaçtı Galatasaray'da. Dur bakalım. Telafi edeceğiz. Şimdi ikinci yarı başladı. Dries Mertens. Bravo, bravo beyler. Vural Junior. Szymanski. Bir kez daha Vural Junior. Davinson Sanchez. Abi yani savunmanın ne kadar kapalı olduğuna dikkat ediyor musunuz? Bu savunmayı nasıl açacağız? Barış Alper. Barış Alper döndü. Barış Alper, Osterwolde, bravo. Szymanski. Bak böyle boşluklar
Uff, Şimanski'den inanılmaz pas vuracıyla Abdülkerim yine girdi araya Günay. Şimanski inanılmaz bir pas. İnanılmaz bir pas Abdülkerim, inanılmaz etkili bugün. Abdülkerim inanılmaz. Abi bu ne abi, kaç kişi defans yapıyor? İrfan Can. Offside. Bir şey değil mi? Defans çok kalabalık ya. Kaç kişi oğlum? Beşli mi oynuyor Galatasaray şu an? Abdülkerim yemin ederim nefes aldırmadı ki zaten orada. Amrabat. Vural Junior. Ya bu Gorna kim abi? Yeni transferler yakalıyor bir de beni ha. Bravo Amrabat. Usay Samuel. Şimanski. İsmail Yüksek. Alan Saint-Maximin. Osterwolde. Maximin. Maximin kendi gitti. Maximin ikinci pozisyon. İrfan Can Kahveci Günay. Abi inanamıyorum. Ne oluyor lan? Ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor abicim? Ne oluyor? Allah kahretmesin seni. İrfan Can. Oo çok şık bıraktı. Vural Junior karşı karşıya. Vural Junior. İrfan çok şık bıraktı. Vural Junior. Kışkırtıcı bir gol sevinci yapıyor. Mourinho çıldırıyor. İrfan'ın inanılmaz arabası bütün savunmayı etkisiz bıraktı bir anda. Sonunda golü buluyoruz 1-1. Bakın burada İrfan'ın pası çok akıl dolu bir pas. Vural Junior hata yapmıyor. Oh çok güzel. Güzel oldu bu. Bayağı güzel oldu bu. Hadi bismillah. Dries Mertens. Victor Osimhen. Dakika 60. Kaan Ayhan, Barış Alper, Dries Mertens çok güzel bıraktı. Jacobs konuşamadım. Allah kahretsin. Amrabat şimdi bir kontrol atak şansı. İrfan Can yine bıraktı Vural Junior'a. Vural Junior koşuyor. Abdülkerim de yanında koşuyor. Orada bir boşluk. Abi pas opsiyonu kimse gelmedi ki. Yavaşlattım bayağı da gelmedi. Victor Osimhen şimdi bir Galatasaray izleyeceğiz. Osimhen. Mertens tekrardan Osimhen. Bir kez daha Osimhen. Jacobs. Allah kahretsin. Victor Osimhen. Osimhen geliyor, ceza sahası alanımıza girdi. Osimhen yakın direğe. Maalesef golü yiyoruz. Victor Osimhen biraz kolay geçiyor orayı ya. Ya savunma bizim çok açılıyor bak. Galatasaray'ın savunmasının daha kalabalık olduğunu görüyorum. Muhteşem paslar gelmezse açamıyoruz. Ama Osimhen demin bayağı rahat geçti. Maximen bıraktı şimdi. Vural Junior. Vural Junior bayağı sürdü topu. Ceza sahasına girdi ama Sanchez. İsmail atsaydın ona kafayı be oğlum. Allah kahretsin, kontratak Yunus Akgün. Yunus Akgün geliyor. Yunus ceza sahası alanına girdi. Yunus. Yunus. Bravo. Oğlum gerçeği simüle ediyor gibiyiz ya şu an. Yunus yine öyle bir koşu yapmıştı. Mertens kesti. Abdülkerim kafa. İrfan Can. Hızlı başladı İrfan. İrfan Vural Junior'la oynadı. Vural Junior indirdi. Osay Samuel. Osay bir kez daha Vural Junior. Kostic. Vural Junior. Vural Junior savunma çok kapalı. Kostic'ten koşu bekliyor. Ya Kostic koş artık ama ya. Dzeko girdi. Çift forvete döndü hoca. Vural Junior. Kostic. Kostic. Vural Junior'la oynadı. Vural Junior kaleye baktı. Penaltısı veriyor hoca. Abdülkerim'in eline değdi diyor. Bakalım. Dzeko mu atacak, ben mi atacağım acaba? Vural Junior plasesinde burada. Evet. Oğlum o nasıl lan? Değmemiş gibi lan. Niye öyle oldu lan? Biz kullanıyoruz. Vural Junior bütün yedek kulübesi heyecanlı bekliyor. Vural Junior topun gerisinde. Vural Junior. Vural Junior hata yapmıyor. Net bir bitiriş. Maç 2-2'ye geliyor. Vural Junior koşuyor. Nereye koşuyor bilmiyorum. Ta orta sahaya kadar koştu. Kadıköy'de tribünü selamlıyor Vural Junior. İki golün ikisini de kendisi attı. Ben eli tam görmedim bu arada ama FIFA yani arkadaşlar ya. Ne yapayım yani, verdi yani hoca. Hakim Ziye. Jacob. Jacob geliyor. Jacob. Jacob döndü. Jacob kesti. Osimhen, İrfan. İrfan inanılmaz. İlahi müdahale. Ahtapot musun İrfan? Örümcek misin? Lan bıraksana beni. Lan topsuzlana da beni bırakmıyor. Maximin. Maximin şık bıraktı. Vural Junior iyi kez cezayı döndürdü. Vural Junior kaleye baktı. Davinson Sanchez'in suratına geldi. Vural Junior. Allah kahretsin. Hocam. Hocam bilerek yapmadım. Nelson iyi misin lan? Vallahi bilerek yapmadım. Hocam.
Vural Junior hayatının en önemli derbisinde kırmızı kart görüyor. Kariyerinin ilk kırmızı kartı. Ve Fenerbahçe 10 kişi bırakıyor. 2-2 maç. Allah kahretsin. Yapma, Galatasaray maçında olmaz. Allah taraftar ağzımıza edecek. Yemin ediyorum taraftar ağzımıza edecek. Ne oluyor lan orada? Aa, oyun bozuldu. Lan ne oluyor? Aa, zaman geçer böyle, bizim için daha iyi. 2-2, 1 puan. Lan oyun bozuldu. Aa ne oluyor? Mourinho hakemin yanında. Aa arkadaşlar, yeni animasyonlar he. Ne oluyor oğlum? Aa bir şey oldu ha oyuna. Ortalık karıştı arkadaşlar. Vural Junior kırmızı. Yelert girdi oyuna bu arada. Vural Junior'ın gördüğü kırmızıdan sonra ortalık çok karıştı. Dakika 88 abi, 1 puan çok işimize yarar. Ne olur yemeyin lan. Aa, bütün suçlu ben olacağım. Aa, güzel İrfan, bravo. Biz sonraki maçta oynayamayacağız değil mi şimdi? Usai Samuel. Şimdi Kostić. Kostić geliyor Fenerbahçe 90 artıda. Gol mü arayacak? Kostić. Kostić kesti. İnanılmaz bir orta bu. Maximen Ceko'ya doğru çevirir diye düşündüm. Olmadı. Evet, Mourinho da benimle aynı fikirde. Çıldırıyor Mourinho. Mourinho. Çıldırıyor Mourinho, çıldırıyor. Maç böyle biterse benim işime gelir. 1 puan. Abi 10 kişi bıraktık takımı. Yapacak bir şey yok. Victor Nelson, Dries Mertens. Victor Osimhen. Hakim Ziyeh. Osimhen tekrardan, Yelert. Mertens. Kostić orada bir faul tespit etti hoca. Bu arada oyunun son pozisyonu. Oyunun son pozisyonu. Maçın son pozisyonu. Dries Mertens topun gerisinde. Dries Mertens. Tribüne vurdu Mertens. Güzel. 1 puan. Bence iyi. Zaten lideriz şu an. Bence iyi. Evet. Jose Mourinho. Hiç memnun değil gibi. Biz biraz tepki de alacağız gibi bu arada. Evet. Derbide dostlar, herkesin iki tarafında yüzleri asık. Ama tribün aynı fikir değil. Bence evet, 10 kişilik. Ya liderken rakibine, şöyle en yakın rakibine 2 puan kaybettirdiğin gibi oluyor aslında ki. Sonuçta bu haftaki maçları bizimleydi ve öndeyiz. Güzel abi, nasıl ben o gittim orada da ayağına denk getirdim yani en sonun. Olayı görüyor musun? Evet, şimdi dostlar bizle ilgili haberlere bakıyoruz hemen. Güvenilir kaynaklara göre antrenmanda zorlanan Vural Junior, Jose Mourinho cephesinde dikkatleri üzerine çekti. Oha, umduğumuz performans bu değildi. Bu bir futbol maçı mı yoksa komedi mi? Genel performans iç karartıcı. Oğlum ne oluyor lan? Özür dilerim ya. Abicim niye bana laf atıyor herkes? Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan maçta Vural Junior kırmızı kart gördü. Çirkin bir tavır. Bu performans tüm oyun planımızı bozdu. Artık taraftar falan değilim. Lan ne yapıyorsunuz? Lan ne yapıyorsunuz? Yanlışlık da oldu. Allah kahretsin. Yanlışlık da oldu. Abi şampiyonluk maçı olarak görüyor taraftar arkadaşlar bunu ve şampiyonluk maçı olarak gördüğü için çok fazla tepki aldık şu anda. İnanılmaz tepki aldık bak gerçekten. Taraftar içimizden geçti. Vallahi taraftarın gönlünü bir şekilde almamız lazım arkadaşlar. Yani taraftarın gönlünü bir şekilde dostlar alıyor olmamız lazım. Cezalıyız zaten, oynayamayacağız. Buradan bayağı bir simüle edeceğim ben bu arada. Mart ayı burası. Zaten maçlar belli olmadı değil mi şimdi son 16 UEFA'nın? O yüzden öyle görünüyor. Tamam, şuraya kadar bir gidelim o zaman. Şuradaki Eyüpspor maçına kadar bir gidelim bakalım ne olacak. Of, yıldız isimlerin gölgesinde kalan Vural Junior falan diyorlardı haberlerde. Öyle bir şey gördüm az önce. Bodrum'u 2-1 yendik, güzel. Yıldız isimlerin gölgesinde mi kaldık biz cidden ya? Yok be. Bence iyiyiz ya. Ulan var ya, moralim bozuldu ha benim de. Kasımpaşa maçı ne olacak bakalım. 1-1 berabere. Gerçekten biraz moralim bozuldu dostlar. UEFA maçı. UEFA maçları geldi. Dur, son 16. 3-1 yeniyoruz. Tamam, dur. Simülasyonu dur. Takvime eklendi o zaman ha. Evet, 3-1 yendik bu arada dostlar. Ha bunu tamam. 2 avarajla buraya gideceğiz değil mi? Son 16 maçında şey, bir onların evinde bir bizim evimde. Son 16'da kimler var ona bakalım. Dur. Kral, en önemli şeyi unutuyoruz. Arkadaşlar UEFA Avrupa Ligi'nde son 16'da Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş 3 takımımızda bulunuyor son 16'da. Beşiktaş Ajax'la eşleşmiş ve 2-2 ilk maçta berabere kalmış. Galatasaray Rangers'la eşleşmiş ve 1-1 berabere kalmış. Fenerbahçe ise Anderlecht'le 3-1 3-1 dostlar avantajı da elimize aldık. Yani ne olacak bak, çok merak uyandırıcı. Bir dakika. Dur abicim. Mütevazi olalım. Kendimizi tekrardan taraftara affettirmeye başlayalım bir yandan. Alanya Spor maçı var.
Burada tabi simülasyona devam edeceğiz dostlar ama finale doğru gidiyoruz bu arada UEFA'da. Allah! Allah! Bak bir yandan UEFA Avrupa Ligi'nin finali geliyor. Bir yandan ligin finali geliyor. Bir yandan transfer dönemi geliyor ve Vural Junior'ın kariyeri için inanılmaz bir döneme giriş yapıyoruz. Farkında mısınız? İnanılmaz. Yani burada yapacaklarımız bizim geleceğimizi belirleyecek arkadaşlar. Vural Junior'ın geleceğini belirleyecek burada yapacaklarımız. Öyle de bir şey var şimdi. Ona göre hareket etmek lazım. Yani şu andan itibaren yapacağımız her harekete çok dikkat etmemiz lazım. Mesela öyle kırmızı kart görmeyeceksin. Bir anda bak 1-1 de burada beraberlik geldi. Allah kahretsin. Trabzon 2-0 yenmiş Galatasaray'ı. Nasıl yani? Oğlum bir dakika. Dur ligde de işler karıştı ha. Ligde de işler bayağı karıştı işler. Ben size bir şey diyeyim mi? Lig naneyi yedi ha. Dur bakayım. Ligde ne durumda abi ligde şeyler? Arkadaşlar ligin ne durumda olduğuna bakıyorum hemen. Biz ikinci sıraya düşmüşüz. Beşiktaş birinci sıraya çıkmış. Galatasaray dördüncü sıraya inmiş. Ve birinciyle arasında 8 puan fark var. Oğlum ligin dinamikleri... Oğlum Türkiye Ligi böyle bir şey değil. Alo. Bizde genelde baştan belirleniyor. Dümdüz gidiliyor abicim. Ben bu kadar değişikliğe alışkın değilim. 2 avaraj fark var arkadaşlar bakın. 2 avaraj farkla bu sefer Kadıköy'de çıkıyoruz. Ya bu maçı almamamızın imkanı olmadığını düşündüğümden dolayı simüle edeceğim. Yani her halükarda Fenerbahçe bu maçı kazanacaktır. Çünkü 2-0 önde başlıyor zaten. Ve Kadıköy'de maç. Evlerinde 3-1 yenmişiz. Simüle edeceğim. Allah'ım umarım bir mucize olmaz. Elenmek istemiyoruz tabii ki de. 2-1 yenmişiz. Güzel. Tur atlıyoruz. Tur atlıyoruz dostlar. Aa Galatasaray'da Rangers'ı 2-1 yenmiş. Bak Beşiktaş'ın da vardı. Göremedim. Bakacağım. Evet bir dakika. Beşiktaş elendi. Allah kahretsin. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nden elendi dostlar. Son 8'e giriyoruz. Yani çeyrek finale giriyoruz. Çeyrek finalde Beşiktaş yok ama Galatasaray var ve Fenerbahçe var. Kurallar nasıl ne zaman çekilecek? Kuralları getir. Kuralları getir. Teknik direktörümüzü destekleyelim. Yürekli kasalım burada. Abi kuralları getir. Bir yandan kişiliğimize bakacağım şimdi. Kişiliğimiz ne durumda? Çok acil kuralları getir oyun. Bunu açamıyoruz değil mi hala? %50 virtüözü ulaşamamışız. İşte o tabii çok etki ediyor gelişimde. O yüzden o biraz geç açılıyor olabilir. Acilen kurallar lazım. Acilen kurallar. Galatasaray'la eşleştiğimizi düşünsene. Çok enteresan bir şey olacak bak. Çok enteresan şeyler olabilir. Şu anda kurallar belli olmuş olmalı bence. Bir gün daha ilerliyorum. Eyüp Spor maçı var. Bu maçtan önce kurallara bakacağım. Çok merak ediyorum kimi çekeceğiz. Kimi çekeceğimizi aşırı merak ediyorum dostlar. Takvime bakıyorum. Bir dakika takvime niye bakıyorum? Buraya bakmalıyım. Ligde Beşiktaş hala birinci bu arada. 2 puanlı Beşiktaş'ı geriden takip ediyoruz. Eyüp maçı önemli o yüzden. Kurallar henüz belli olmamış mı? Evet henüz dostlar kurallar belli olmamış. Tamam Eyüp Spor maçını oynayacağız. Allah Eyüp Spor maçı önemli çünkü Beşiktaş'ın 2 puan gerisindeyiz. Eyüp'ü yeneriz herhalde ya. Yeneriz diye düşünüyorum arkadaşlar. Ben yeneriz diye düşündüğümden dolayı hızlı bir şekilde buradan simüle edeceğim tabii ki bu maçı da. Abi kuralları ben çok merak ediyorum şu anda. 2-1 yendik. Çok güzel. Golümüz yok. Sıkıntı yok. Beşiktaş berabere kalmış. Çok iyi. Puanları eşitledik. Averajda öndeysek ligde lideriz. Averajda öndeysek ligde lideriz. Beşiktaş berabere kalmış. Oradan averajda Beşiktaş önde. 59 puan. Aynı puandayız. Aynı puandayız. Beşiktaş'ın dibine yapıştık. Dibine yapıştık. Tam arkasına yapıştık Beşiktaş'ın. Kurallar belli olana kadar... Bir dakika. Maile mi gelir kurallar? Nereye gelir bilmiyorum. Sardırıyoruz bakalım. 12 gün falan sardırdık. Kuralların şu anda belli olmuş olması lazım. Şu anda kuralların belli olmuş olması lazım artık oyun. Şu anda kuralların belli olmuş olması lazım. Gerçekten çok heyecan verici. Çeyrek finalde Athletic Bilbao ile eşleşiyoruz. Galatasaray'da Braga ile eşleşiyor. Bir şey değil mi? Galatasaray Braga'yı yer biz de Bilbao'yu yeriz. Oha oğlum bir dakika finale Galatasaray Fenerbahçe kalabilir. Niye böyle diyorum? Çeyrek finaldeki takımlara bakın. Kim kafa tutabilir ki buradan bize? Roma. Sadece Roma kafa tutabilir bence. Roma hariç diğer hiçbir takımda Fenerbahçe'nin de Galatasaray'ın da zorlanacağına inanmıyorum ben bu arada. Allah bak çok enteresan bir hikaye geliyor ya. Bak bağıra bağıra geliyor bak. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Kimse orada gördüğünüz Roma hariç kimse Fenerbahçe Galatasaray'ı eleyemez. Roma bize denk gelsin biz onların bir içinden geçelim. Galatasaray kalsın kendi yoluna baksın ve finalde böyle bir şey yaşarsak var ya. Bu mucizevi bir şey olur. Bu gerçekten mucizevi bir şey olur arkadaşlar Avrupa Ligi'nde. Ben buradan devam ettim bu arada dribbling'den. Peki maç tarihleri neler ona bakalım. Maç tarihlerine bakalım hızlıca. Evet Gaziantep maçı var ve ardından Bilbao maçımız başlıyor. İlk maçı deplasmanda oynuyoruz. Galatasaray da aynı zamanda oynayacak. Trabzon maçımız var. İnanılmaz bir zamana giriyoruz abi. İnanılmaz bir zamana giriyoruz şu anda arkadaşlar. Hayal edemeyeceğiniz bir zamana giriyoruz. Tam buraya kadar sarıyorum bak. Tam buraya kadar sarıyorum. Tam buraya kadar sarıyorum abi. 3 puan lazım bu maçtan. Hadi oğlum. Hadi oğlum 2-1. Güzel. Çok güzel abi.
3 puanı oradan kaptık. Adana Demirspor maçında da 3 puana ihtiyacımız var. Adana Demirspor maçında 3 puana ihtiyacımız var oyun. Hadi oyun. 1-0 çok güzel. Çok güzel. Galiba Fenerbahçe şampiyon olacak. Bir dakika. Atletik Bilbao maçı geldi. Bunu simüle etmiyorsun. Tamam. Arkadaşlar çeyrek final dediğim gibi Süper Lig'deki son puan durumunu da göstereyim. Her şey inanılmaz ilerliyor şu anda bak. İnanılmaz ilerliyor. Keşke Beşiktaş da elenmeseydi ama yapacak bir şey yok. 65 puanlı ligde birinciliği aldık. Bir anda ipler bize döndü arkadaşlar ve biz hiçbir şey yapmadık. Ekstra hiçbir şey yapmadık. Hatta ben dostlar az önce söylediğimde siz de gidip durdurup bakabilirsiniz. Yanda şey haberi çıkmıştı. Vural Junior iyi oyuncuların arasında gölgede kaldı. Yani büyük Tadiçlerin, Dzeko'ların, Maximenlerin arasında gölgede kaldı diye haberler vardı. Yani bizle ilgili hiçbir şey yok arkadaşlar, onu söyleyeyim. Tamamen kendi kendine oluşmuş bir başarı olacak. Durumlar bizi nereye götürüyor bilmiyorum ama inanılmaz heyecanlı kalan bu kısımda sonraki bölüme çok yüksek enerjiyle başlamak için dostlar. Bugün biraz enerjim geride gibi hissetmiş olabilirsiniz. Çünkü hava böyle nemliydi, bir bozuktu. Ben böyle bir kötü uyandım falan. Bu sezonun final bölümü olacak dostlar muhtemelen. Çünkü biz zaten Nisan'ın 10'undayız. Ve Mayıs'ın sonunda bitiyor. Evet. Sonraki bölüm dostlar bu sezonun derken işte 2025 sezonu mu? Evet. Vural Junior'ı Fenerbahçeli başladı. Evet. Bu dönemin son bölümü olacak. Sonraki bölüm UEFA'yı bakacağız. Neler olacak? Galatasaray ne yapacak? Fenerbahçe ne yapacak? Süper Lig'e bakacağız. Ve sonrasında artık transferle birlikte yeni bir galiba hayata yelken açacak gibi görünüyor Vural Junior. Sonraki bölümde görüşmek üzere dostlar. Sizleri seviyorum. Yarın çok daha heyecanlı ve can alıcı bir bölümle karşınızda olacağım. Çıkmadan like atmayı unutmayın. Hoşça kalın. Bay bay.